Merhaba efendim İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'de neler yaşandı sizlere aktaracağız. Tabii bayram tatili sonrasında tatilin bazı kesimler tarafından biraz uzatılması sıcaklar ve yaz mevsimi dolayısıyla Türkiye ve Mersin gündeminde özellikle sonbahar ve kış aylarında yaşadığımız kadar önemli gelişmeler yaşanmasa da yine de size Mersin'le ilgili gelişmeleri en yalın haliyle aktarmaya devam ediyoruz. Değerli seyirciler hatırlanacağı üzere haber bültenlerimizde aktarmıştık. Mersin valisi Özdemir Çakacak yayınlanan son valiler kararnamesiyle Eskişehir valiliğine atandı. Ve Şırnak valisi Ali İhsan Su da Mersin valiliğine atandı. Tabi Mersin valisi Sayın Çakacak veda ziyaretlerini devam ettiriyor. Son olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği vardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak onuruna bir veda yemeği verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından son yayımlanan valiler kararnamesiyle Eskişehir Valisi olarak atanan Mersin Valisi Özdemir Çakacak onuruna, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi. Hilton Otelinde düzenlenen Başkan Kocamaz ve eşi Hatice Kocamaz'ın Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakaca otel girişinde karşıladığı yemeğe Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Kadir Yıldız ve eşi Nurhan Yıldız'ın yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, kamu kurum niteliğindeki meslek odalarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda yapmış olduğu konuşmasında ilk olarak 3 yıla yakın bir süre görev yaptığı Mersin'den çok güzel anılar ve duygularla ayrılacağını belirten Mersin Valisi Özdemir Çakacak Mersin'de Mersinlilere hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirterek Mersin'deki bu birlik ve beraberlik ve kardeşliğin bundan sonraki dönemlerde de devam etmesini temenni ediyor. Mersin'in sosyoekonomik anlamda en kısa sürede hak ettiği yere ulaşmasını diliyorum şeklinde konuştu. Başkan Burhanettin Kocamaz ise yapmış olduğu konuşmasında Mersin'in önünün açılmasında Vali Özdemir Çakacakla birlikte Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın değerli katkılarıyla büyük mesafeler kaydedildiğinin altını çizerek ilimize yapılan her yatırımda sayın valimizin katkısı bulunmaktadır. Bugüne kadar Mersin için yapılan en önemli çalışmaların meyveleri ileriki dönemlerde daha açık bir şekilde görülebilir hale gelecektir. Sayın Valimizin Akdeniz'in incisi Mersin'e verdiği hizmetlerinden dolayı Mersinliler adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından Başkan Kocamaz'ın Vali Çakaca günün anısına hediye takdim etmesiyle devam eden program, Vali Özdemir Çakacak'la eşi Kevser Çakaca'nın yemeğe katılanlarla vedalaşarak günün anısına fotoğraf çektirmelerinin ardından yemek sona erdi. Ve birkaç gün içerisinde Sayın Çakacak Eskişehir'deki görevine başlarken Şırnak'tan Mersin'e atanan vali Ali İhsan Su da Mersin'deki görevine başlayacak değerli seyirciler. Ve Mersin valisi Özdemir Çakacak yarın Mersin valiliği sahil makamının önünde saat 16'da düzenlenecek bir törenle Eskişehir'e uğurlanacak. Ayrıntılar yine İçel TV ekranlarında olacak efendim. Tarsus'a geçiyoruz. Tarsus Belediye Meclisi olağanüstü bir toplantı yaptı ve bu toplantıda Tarsus adına önemli kararlar alındı ve Şevket Can Tarsus'ta yaz ayları boyunca düzenlenecek olan şenliklerle ilgili de bilgiler verdi. Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şevketcan Başkanlığı'nda olağanüstü toplandı. Toplantıda Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 3. derece arkeolojik sit alanına yönelik 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı oy birliğiyle kabul edildi. Tarsus ilave revizyon imar planı yapımı danışmanlık hizmetleri alımı kapsamındaki 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi de meclisten oy birliğiyle geçti. Ayrıca Ağrı'da terörle mücadelede gazi olan Tarsuslu asker Ethem Karaoğlan'a 10 bin Türk lirası nakdi yardım verilmesi de meclis tarafından kabul edildi. Başkan Can yapmış olduğu konuşmada yaz mevsiminde düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yaz şenlikleri adı altında belediyemiz olarak 5 Temmuz Çarşamba günü Kutlar Sırtı mahallemizde Orhan Hakalmaz ve Kadir Somer arkadaşımızın konseri olacak. 12 Temmuz Çarşamba günü Ferah Mahallesi'nde Ahmet Şafak Akın Çökel. 14 Temmuz'da bu Ali Efendolu Köyü köy şenliğimiz var. 14 Temmuz Cuma günü akşam Ali Efendolu Köyü'nde. 19 Temmuz'da Yeşil Mahallede Özlem Özdil Ali Taşoğlu konserimiz var. Ayrıyeten 12 Temmuz Cumartesi de bu Ale, Alef ile ilgili daha önce bir alacağımız var. Çanlıyana'da geçen sene yaptık bu ülkemizdeki şehit olaylarını da iptal ettik. bunu da Çanlıyana'da bir e, sirvas gösterimiz olacak. Ağustos ayında da Açık Hava Sineması ve 40 Kaşık Sanat Festivalları gibi etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz. 21 köy okuluyla ilgili ihale çalışmalarının sürdüğünü de hatırlatan Başkan Can, 5 adet sosyal yaşam merkeziyle ilgili çalışmaların da sona geldiğini kaydetti. Ayrıca 21 tane köy okuluyla aldığımız ihale çalışması devam ediyor. Bahçe ve Şahin Mahallesi'ndeki halı sahalarla ilgili ihale tarihleri yakın bir tarihte alınacak. Şu anda 5 tane sosyal yaşam merkeziyle ilgili çalışmamız bire bire bitmeye başladı. Küçük Minara Camisi'nin ön tarafında bulunan yere bir çay bahçesi arkadaşlarımız doğrudan teminle yapacaklar. Sabah yine görüştüm. Orayı da sosyal amaçlı bir proje olarak bir derneğe vermeyi düşünüyorum. Değerli seyirciler Mersin'de yürütülen FETÖ yü soruşturması kapsamında... FETÖ ile iltisakı olan dersanelerde görev alan ve Bankasya'da mevduat arttırımında bulunan 16 öğretmen hakkında yakalama kararı verildi. Mersin'de Fetullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında 16 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonda silahlı terör örgütüyle irtibatlı dershanelerde görev yapan ve Bankasya'da hesap artırımında bulundukları belirlenen 16 öğretmen hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Özelleştirme İdaresi Mersin'le ilgili önemli kararlar aldı. Kararlar şöyle efendim. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ sermayesindeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait hisse satışı ihalesiyle Taşucu Limanı'nın işletme hakkının devrine yönelik ihalede son teklif verme tarihi 24 Ağustos 2017 tarihine uzatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan kararına göre MESBAŞ, Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ sermayesindeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait %21.26 oranındaki A grubu imtiyazlı hissenin satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla çıkılan ihalede son teklif verme tarihi 13 Temmuz 2017'den 24 Ağustos'a alındı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve geri sahanın satışı yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik ihalede de son teklif verme tarihi de 21 Temmuz'dan 24 Ağustos 2017 tarihine uzatıldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Güllük Liman sahasının 36 yıllık süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede çalışma ve değerlendirmeler neticesinde 36 yıl olan işletme hakkı süresi 45 yıl olarak değiştirildi. Mersin Hal Kompleksinin duvarındaki bir deliye ve o delikte bulunan bir plastik boruya kafasını sıkıştıran köpek vatandaşlar tarafından duvardan kurtarıldı ancak boynundaki plastik boruyla bir hafta yaşadı. Mersin'de duvar içerisindeki su borusuna kafası sıkışan köpek zor anlar yaşadı. Kafası boruda sıkışan köpeği çevredeki vatandaşlar kurtardı. Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Kompleksi'nin arkasındaki tır garajında bir köpek duvar içerisindeki su borusuna kafasını sokarak sıkıştırdı. Kafası boru içerisinde sıkışan köpek zor anlar yaşarken çevredeki vatandaşlar da köpeği kurtarmak için farklı yöntemler denedi çekiç yardımıyla borunun etrafındaki duvarı kıran vatandaşlar köpeği duvar içerisinden çıkarabildi ancak köpek boynundaki boruyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar bir süre köpeği yakalamak için kovalarken sonuç alamadılar. Olaydan bir hafta sonra boynundaki boruyla bölgede köpeği gören vatandaşlar bu sefer durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği yakalamayı başardı. Yakalanan köpeğin boynundaki boru makasla kesilirken köpek yeniden serbest bırakıldı. Yerel gazetelerimize de bakacağız ve Güney ile başlıyoruz. Güney Gazetesi eğitimde acil ohal, olağanüstü hale ihtiyacımız var diyor Şerafettin Aşut. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarafettin Aşut, olağanüstü hal uygulamasının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar gündemimize giren bir kavram olduğunu belirterek, şu an yürürlükte olan o hal, gereken süreçte elbet sona erecekse de ben o halin başka alanlarda uzun süreli uygulanması taraftarıyım. Örneğin ülkemizdeki eğitim sisteminin acilen ciddi bir olağanüstü hal uygulamasına ihtiyacı var diyor ve bu konuya yönelik görüşlerini paylaşıyor Güney Gazetesi'ne. Mersin Kadın Gazetesi iki tavukla girişimci oldu diyor. Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Nurhan Doğan aldığı iki tavuğun yeşil yumurta vermeye başlamasının ardından başladığı işte şimdi taleplere yetişemiyor diyor ve başarılı bir kadının öyküsüne yer veriyor kadın gazetesi. Haberci ise şehir hastanesi nakde mi sıkıştı soru cümlesini taşıyor okuyucularına birinci sayfada ve ayrıntısında şöyle diyor. Planlanması ve yapım aşamasında tartışmalarla gündeme gelen Mersin Şehir Hastanesi'nde nakit sıkıntısı yaşandığı, hastaneye tıbbi cihaz veren bir Alman firmasının alacağını tahsil edemediği ileri sürüldü diyor gazete ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor. Haberci Gazetesi'nden hakimiyete geldiğimizde Gökten ince ayar başlığını görüyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu basın yayın organlarında yer alan bazı vakıf üniversitelerinin şehit çocuklarına bus, burs verilmesinde ayrımcılık yaptığına dair haberlere ilişkin olarak ilgili vakıf üniversitelerimizde durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı yapılacaktır açıklamasında bulundu diyor. Hakimiyet gazetesi de ciddi bir konuyu ele alıyor. Mersin gazetesi tablo yine aynı diyor. Uzmanların uyarıları ve emniyetin aldığı önlemlere rağmen korkulan oldu. Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında Türkiye genelinde 66 kişi hayatını kaybetti. 486 kişi de yaralandı diyor gazete. Diğer bir gazetemize Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova eğitim ve ekonomide ola o hal şart başlığını atıyor ve Ticaret ve Sanayi Odası Şerafettin Aşut'un bu konuya yönelik e, bilgi aktarımına geniş bir şekilde Çukurova gazetesi de yer veriyor efendim. Ve içer gündemini burada noktaladık. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın. Hoşçakalın.